Arap Apışlığı ve Ege İskanyolu'nun üst tarafında orayı kuş bakışı gören bir kale. Burada eski muhtarlardan Mehmet amcam var, oğlu var. Burayı bize gezdirecekler. Buranın gizli, saklı, görünmeyen yerlerini beraberce dolaşacağız. Burası hakkında onlarla konuşacağız. Evet, karşınızda Körteke Kalesi. Şimdi oraya doğru yavaş yavaş çıkıyoruz. Çıkıyor muyuz Mehmet amcam? Evet, Muzaffer, tamam, pardon. Muzaffer muhtarımla, eski muhtarlardan, yani mühürün mühür olduğu zamanlardan bir muhtarla yukarıya kaleye doğru çıkıyoruz. Evet, çıkalım. Kalenin üst taraflarına doğru yavaş yavaş tırmanmaya başladık. Hemen bizim karşımıza bir yapı çıktı, belirdi. Burası büyük bir ihtimalle bir mezar odası veya bir sarnıç. Çoğunluğu toprak altında kalmış. Evet, bayağı da büyük, içerisi geniş. Enteresan bir yer. Evet, görüyorsunuz, göründüğü kadar. Evet, daha bu kalenin başlangıcı. Yukarıda bizi neler bekliyor? Bakalım, göreceğiz. Yukarıya doğru devam ettikçe kalıntılar belirginleşmeye başladı. Muzaffer abi, nedir bunlar? Bunlar işte o kalenin daha böyle değerliz mi desem, hani örtülmüş bilmiyorum yani, bilmiyorum. Hani çeşitli, bu çeşitli bölü gibi var derin ama toprak dokmuş. Evet. Evet, Muzaffer muhtarımla yukarıya çıktıkça muhabbeti koyulaştıracağız. Evet, yukarıya doğru çıkıyoruz şimdi. Evet, yorucu bir yoldan sonra ve çalıların arasından Körteke Kalesi'ne ulaştık. Şu anda dış kaledeyiz. Duvarları görüyorsunuz. Muhteşem, yani şaşırmamak elde değil. Bu taşların her biri herhalde 1-1,5 ton gelir. Yani bu kadar büyük, yüksek bir yere bu taşları nasıl çıkardın, nasıl yaptın? Enteresan. İlk hemen karşımıza bu taşlar çıktı ve şaşkınlığımızı gizleyemiyoruz. Bakalım içeride bizi neler bekliyor, göreceğiz. Yanımızda Kemer Köyü'nün eski muhtarı Muzaffer abi var. Soy ismin de Muzaffer abi. Aysal. Muzaffer Aysal var. Muzaffer abi, kaç doğumlusun? 1945 doğumluyum ben. 70'li yılan. Ha, biliyorum. 76 yaşındayım. 76 maşallah, ama bizle beraber çıktın yani Burak Bey. Tabii, bu yerleri hep Buğla'da gezdik. Çobanlık yaptık. Yumurta topladık. Hepsini, hani çocuklar 50 yılından beri tanıdık. Evet, burası Körteke Kalesi. Kalesi. Zaten Körtük Kalesi. İleride öğrenci, güvenli. Burası da Körtük Kalesi oluyor. Zaten o köyler de öğrenci köyü, güvenli. Körtük'den ayrılma. Peki, burasının tarihi hakkında muhtarsın sen yani. Biliyorsundur muhakkak. Biliyorsun. Ben 150 senesine ihtiyarlardan duydum. Bir 50 daha olsun. 100 sene, 150 senesine. Bunu belki 1000 senelik. Belki 2000 senelik. Milattan önce 5. Ha, bu 5. pekala 2000 sene. Kim bilir ona şu taşlara nasıl kalkar bu taş? Bu taş 1 metreküp neyse bunların 2 metreküp bu taş. 2 metreküp. Şimdi bura mermerciler bilir. 1 metreküp. Kaç ton geliyor? 10 ton mu geliyor? O zaman 20 ton demek bir taş. Ha, 15 ton.
nasıl kalktı, nasıl geldi, her taraf var. Peki 1950'li yıllarda, 55'li yıllarda burası daha da muntazamdı, ayaktaydı, yoksa aynı şekilde? Aynı şekilde de daha sonradan gazıntılanmış tabii antikacılar içerisinde aynıydı. Aynı. Ha, aynıydı. Bu, hatta o zaman bu ağaçlar da aynı, değişen pek bir şey yok. Şimdi mesela sen bize yolda gelirken bir şey anlattın. Eskiden yani Kurtuluş Savaşı'ndan önce burada iki tane Rum değirmeni varmış bunun altını. Burada değil de o değirmen şu yayla, Körtki yayla. Karşıda, karşıda derelim. Yaylasında. Yaylada. Yaylasında o köyü yaylasında. Orada Rum iki şey vardı, varmış. Değirmenler yapılmış. Benim kayınvalidenin nenesi, anası, kardeşliği varmış. Hanımı Sofiye'miş, iki evliymiş, bir stek evli. 1924'te anlaşma yapıldığı zaman o iki evli olan gidiyor, tek evli olan kalmış. Şimdi dönmüler deriz biz. Mesela Kürt gibi de, öğrencik de. Onlar zaten o zaman asker gitmediği için bütün gençliği var. Ama o zaman askerler bütün Türklerden gittiği için onlar ticarete, değirmene, pazara, her şeyi onlar alışveriş yapıyormuş. Hani onlar tutuyormuş. İşte böyle iki mahallede Kürt ve öğrencik de onlar var. Evet, Muzaffer abiyle beraber ve yeni oğlu, yeni muhtarla beraber Körteke Kalesi'ni gezmeye devam ediyoruz. Muhtarsız böyle yerlere gelinmez zaten. Yoksa muhtarlar izin vermez. İki muhtarı yanımıza aldık Halep ve Selim. Birisi baba, birisi de oğul muhtarları. Yani enteresan. Mehmet abi gel söyle ya. İki tane muhtar. Birisi baba, birisi oğul. Evet Mehmet abi, seni de tanıyalım. Benim adım Mehmet Aysan, 1980 doğumlu. Bu çevreyi yaklaşık babamdan sonra öğrendiklerimizle beraber bu şekilde sizlerle gelen arkadaşları tanıtmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar. Daha doğrusu turizmi ne kadar kazandırırsak bizim hakkımızda hayırlısının olduğunu eminim. Evet, yani gönüllü olarak bir turizm rehberliği yapıyorlar. Bizi de kırmasınlar. Kırmadılar, sağ olsunlar. Buraya kadar geldiler. Bize buraya eşlik ediyorlar. Yoksa buraya çıkmak, buranın yolunu bulmak hani bilmeyen için gerçekten zor. Gezelim mi? Buyurun. Evet. Haydi buyurun bakalım. Buradan mı çıkıyoruz? Buradan. Evet. Birazcık sıkıntılı bir bölge. Yani yol yok, gördem yok. Göz kararı bir yerlerden çıkacağız artık. İç kaleye doğru giriyoruz. Körteke Kalesi'ndeyiz. Körteke Kalesi Aydın ili Bozdoğan ilçesinde ve Körteke mahallesinde, aslında Körteke bir köy, eski bir köy. Yüksekçe bir tepeden oluşuyor, Arapapışlı Kanyonu'nun, İnceiz Kanyonu'nun hemen üstünde. Burası İçkarya'nın legal tipi tepe kentlerinde, aslında bir garnizon kenti, bir karakol kenti. Kent muhtemelen İksiatis kenti. Kayalık tepe üzerinde akropol var. Doğu ve batıda birer kule ve ortada bir sarnıç bulunmakta Akropol'de. Akropol M.Ö. 5. yüzyıla tarihleniyor. İç kuleli, iç sur ve güneyden kuşatılmış bir kent burası. Dediğimiz gibi daha çok burası işte Afrodisyas ve Muğla'daki Karya kentlerini birbirine bağlayan ticari yolu, kral yolunu güvenliğini sağlamak için yapılmış bir kale. Görülmesi muhakkak gereken yerlerden birisi. Muhteşem bir manzara var, muhteşem bir güzellik var. İşçilik zaten keza akıllara zarar bir yapı burası. Evet, Körteke Kalesi'nin en üstündeyiz şu anda. Akropol kısmındayız. Bir yapı var burada. Kaynaklarda buranın kule olduğu söyleniyor ama daha çok burası bir tapınağı andırıyor. Muntazam bir kapı var, kapı girişi var ve yapı da kayadan bir kısmı, bu kısmı kayadan oyularak yapılmış. Burada dişler var. Öbür tarafı ise sağlam taş duvardan yapılmış olarak görünüyor. Evet, gezimiz devam ediyor Körteke Kalesi'nde. Evet.